Çok saygıdeğer bakanım, değerli milletvekili arkadaşım, Japonya'nın saygıdeğer büyükelçisi, Türk-Japon Vakfı'nın değerli başkanı, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinize en içten, en kalbi selamlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, Kange. Önemli bir festivalin açılış töreni dolayısıyla birlikteyiz. Türkiye ve Japonya birbirinden çok uzak iki ülke olmakla birlikte birçok bakımdan benzerlikleri olan iki ülke. Aile değerleri, geleneksel değerlerine sahip olması, aile yapısı, toplumsal ilişkiler bakımından fevkalade ciddi benzerliklerimiz var. Bu benzerlikler Türkiye'de Japon milletine karşı sevgi ve sempati oluşturuyor. Japonya'da da Türkiye'ye ve Türklere karşı sevgi ve sempati oluşturuyor. Bunları hepimiz biliyor, şahit oluyoruz. Ayrıca her iki ülke arasında yakın tarihimizde özellikle fevkalade önemli yakınlaşmamızı sağlayan müşterekliklerdir. Var. Bunlardan birisi zannediyorum az evvel izlediğiniz belgeselde de gördüğünüz Abdülreşit İbrahim Efendi'dir. Abdülreşit İbrahim Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet'in başlangıçlarında Japonya'ya hem Türkiye'yi tanıtmış, Osmanlı'yı tanıtmış, hem İslam'ı tanıtmış. Orada Japon prensiyle yakın ilişkileri dolayısıyla Japonya'daki birikimi de Türkiye'ye taşımaya gayret etmiş olan önemli bir insan. Kimilerine göre seyyah, kimilerine göre iyi bir bilim adamı, kimilerine göre de gerçekten ülkeleri birbirine yaklaştıran iyi bir diplomat. Bütün bu özellikleriyle birlikte Abdülreşit İbrahim, Türk-Japon ilişkilerinin geliştirilmesinde kilometre taşı olmuş önemli bir isimdir. Allah nasip etti, ben de iki buçuk sene evvel Japonya ziyaretim sırasında kendisinin mezarını ziyaret etme fırsatı buldum. Kendisine Fatiha okuduk. Sonra geldikten sonra da Abdülreşit İbrahim belgeselinin yapılmasıyla ilgili olarak inisiyatif aldık ve bugün bu belgesel ortaya çıktı. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Belgeseli yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye ile Japonya'nın yakın tarihinde Ertuğrul Fırkateyni'nin yaşamış olduğu kaza, Ertuğrul faciası olarak her iki tarafta da tarihe geçmiş olan kaza çok önemlidir. Ertuğrul faciası Japonların nasıl oradaki insanlara karşı, oradaki faciaya karşı kalplerinde büyük bir hassasiyet, sevgi, sempati oluşturduysa aynı şekilde bizim açımızdan da ta uzakta Japonya'da birçok anmak durumunda olduğumuz ecdadımızın izlerini bizlere bıraktı. Ertuğrul Fırkateyni meselesi, Ertuğrul kazası da iki ülke arasındaki yakınlaşmanın önemli bir vesilesi oldu. Yine biliyorsunuz Türkiye ve Japonya ortak yapımı olarak Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili güzel bir film yapılmıştı. Bu filmde hem Türkiye'de hem Japonya'da gösterime girmiş oldu. Ayrıca bu yıl 2018 yılının bir başka önemli özelliği daha var. Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 94. yıl dönümü. Bu yıl dönümü dolayısıyla bu Japonya Festivali'nin ayrı bir önem arz ettiğini de ifade etmek isterim. 94. yılı olduğuna göre şunu da söylemek, bir not olarak düşmek durumundayız. Demek ki Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte hemen ilişkiye geçtiğimiz, diplomatik ilişkilerimizi geçtiğimiz ülkelerden birisi de Japonya'dır. Çok eski bir ilişki bu anlamda aramızda oluşmuştur. Bir başka önemli yakın tarihe ilişkin biz 1985 yılında merhum Turgut Özal'ın başbakanlığı sırasında İran-Irak Savaşı'nda İran'da sıkışıp kalmış olan, Tahran'da kalmış olan, dışarıya çıkamayan Japon dostlarımızın bir vesileyle Türkiye'ye getirilip Türkiye'den bir, yani İran'dan bir kurtarma operasyonuyla buraya getirilip buradan Japonya'ya tahliyeleri temin edilmiş. Bu da her iki ülke arasında çok ciddi ilişkilerin, çok ciddi yakınlaşmanın gelişmesine vesile olmuştur.
Az evvel ifade edildiği gibi bir başka önemli husus da Prens Mikasa'nın Türkiye'deki arkeolojik kazılara göstermiş olduğu ilgi ve bu çerçevede Doktor Omura başkanlığında Türkiye'de oluşan Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, onun çatısı altında yapılan çalışmalardır. Biliyorsunuz Kırşehir yöresinde, Kaman ve çevresinde yapılan bu faaliyetlerde önemli bir mesafe alınmıştır. Ve bölge halkı da Sayın Omura'ya Ömer Ağa ismini takmıştır. Ömer Ağa olarak bilir ve o şekilde kabul eder, benimser. Bu da her iki ülkenin nasıl gönülden yakınlaştığını gösteren hususlardan birisidir. Sayın Omura'ya 2017 yılında Japon Büyükelçiliği tarafından Japonya Devlet Nişanı verilmiş. 2010 yılında da Türkiye tarafından Kültür ve Sanat Ödülü verilmiştir. Omura'nın da aramızdaki ilişkileri çok ciddi şekilde geliştiren bir şahsiyet olduğunu ifade ediyor. Kendisine saygıyla burada anıyoruz. Yine bir başka önemli, yakın döneme ilişkin önemli isim de Doktor Atsushi Miyazaki'dir. Sayın Bakanımız demin ifade ettiler, 99 Marmara depremi sırasında yardım faaliyetlerini organize etmek için buraya geldim Türkiye'ye dedi. Sayın Miyazaki de hanımefendi Van depremi sırasında biliyorsunuz Van'da yardım çabaları içerisinde koştururken maalesef orada depremin artçı depremlerden birisinin mağduru oldu ve burada kaybettik. Kendisini de hayırla, kendisini de güzelliklerle anıyoruz. Yine bu dönem içerisinde Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için demin bahsettiğimiz Tahran'dan, İran'dan Japonların bir şekilde tahliye edilmesiyle ilgili de önümüzdeki dönemde ayrı bir film çekilecek. Bu da Japon-Türk ortaklığını bir şekilde geliştirecek, aradaki yakınlaşmayı artıracak bir unsur olarak görülecektir. Değerli dostlar, Türkiye ile Japonya arasındaki bu ilişkiler turizm alanına da inşallah yansıyacak. Önümüzdeki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu dönemin en önemli stratejilerinden birisi Uzak Doğu Asya ülkelerinin kapısını tıklatacağız. Japon dostlarımız 2015 yılında yaklaşık 105 bin Japon Türkiye'ye gelmişti. Maalesef Kapadokya'da yaşadığımız çok hain bir saldırı sonrasında bu aşağıya düştü. 40 binler seviyelerine düştü 2016'da. 2017'de 50 bin seviyesine tekrar yükseldi. Şimdi öğreniyorum ki bu yıl inşallah çok daha fazla Japon turisti gelecektir. Ayrıca yeni dönemde Japonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkelerini yeni pazarlarımız olarak geliştireceğiz. Hem Japon dostlarımızın Türkiye'yi çok daha yoğun bir şekilde ziyareti, hem de Türkiye'den bizim vatandaşlarımızın Japonya'ya ziyaretiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve sonuç alacağız. Bu vesileyle burada Japonya Festivali'ni açıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl, bu yıl Çin'de Türkiye yılıdır. Önümüzdeki yılda Sayın Bakan'la da bugün çok güzel bir görüşme yaptık, heyetler arası görüşme yaptık. Önümüzdeki yılda nasip olursa Japonya'da Türkiye yılını ilan edeceğiz. 2003'te yapılmıştı. Aradan geçen bu kadar yıldan sonra tekrar Japonya'da bir Türkiye yılını oluşturmaya çalışacağız. Türkiye ile Japonya arasında kültür alanında, turizm alanında, diğer birçok alanda ortak çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. Ama aynı şekilde Türkiye'nin ekonomik olarak da Japonya ile çok yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin büyük projelerine Japon yatırımcıların ilgisi her zaman var olmuştur. Avrasya Tüneli, 3. Köprü, Kocaeli'ndeki geçiş, efendim ayrıca nükleer enerji santralı gibi önemli yatırımlarda Japonlar var oldular. Bundan sonraki süreçlerde de var olmaya devam edecekler. Biz Japonya ile her alanda stratejik ortaklığımızı geliştireceğiz. Ticaret alanında da Japonya ile hem dost hem de iyi bir partner olarak ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye çalışacağız.
özellikle dünyanın maalesef bir takım terör örgütleri ve terör örgütlerini kullanan büyük güçleri, vekalet savaşlarının aracı olarak kullanan büyük güçlerin ortaya çıkardığı bu çatışma, gerilim, savaş ortamında biz ve Japonya aramızdaki ilişkilerle, mesafe uzak olmasına rağmen dostane ilişkilerle dünyaya örnek bir ilişkiyi geliştireceğimize inanıyoruz. Çünkü asıl olan ülkelerin aralarında gerçekten soft power'ın, yumuşak gücün önemli unsurlarını kullanarak, yani kültürü ve turizmi iki farklı araç olarak ama insanlığın menfaatine, dostluk için, barış için, birbirlerini daha iyi anlamak için, birbirleriyle yardımlaşmak için kullanmalarının en güzel örneklerinden birisini vereceğiz. Bu çerçevede hem Türkiye tarafında hem Japonya tarafında sağlam bir iradenin olduğunu görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin geliştirilmesi için bu tür etkinlikleri artıracağız. Karşılıklı ilişkilerimizi artıracağız ve inşallah çok daha verimli, faydalı sonuçlar elde edeceğiz. Ben müsaade ederseniz burada sözlerimi toparlayayım. Güzel bir festival olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakanımıza bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aragota godaymas. Oh my God!